İnşallah bir an önce çocuklar öğretmenlerine, okullarına kavuşur da şu hurda bilgisayarlardan öğrenciler de bizler de kurtarmış oluruz. Bu da bir temenni olsun. Merhaba arkadaşlar. İkinci EBA operasyonuna hoş geldiniz. Bundan önce bildiğiniz gibi tarihi eser bir bilgisayarı toparlayıp çalışır hale getirmiştik. Çocuklar EBA'da ders görsünler diye sahibine teslim etmiştik. Şu anda o bilgisayar EBA canavarı gibi çalışıyor. Herhangi bir sorun yaşamadık. Çünkü kaliteli bir markaya ait özel bir bilgisayardı. Bu da fena değil. Acer bir bilgisayar. Dedemin yaşında diyebilirim. Bunun tek bir farkı var. Üzerinde kamerası var. Tam bir EBA canavarı. Bu kamera işe yarıyor mu bilmiyorum ama EBA'da. Bu bize niye geldi? Nereden geldi? Tanıdıklarımdan birisi. Çocuklar ders çalışıyormuş ne güzel. Ta ki kompresörüne buradan hava tutana kadar her şey yolundaymış. Buna benzer bir videom vardı aslında. Net bilgisayarda çekmiştim. 2 gündür o videoyu arıyorum bulamadım. Sanırım bizim kanal çalındığı zaman o arada başına bir şey geldi. Çünkü birkaç videoya o şekilde ulaşamıyorum. Onlardan birisi de o video arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan kameramızı masamıza alalım. Bu bilgisayarın başına neler gelmiş? Buradan döndürebilir miyiz? Hep birlikte görelim. Çünkü fanı hiç dönmüyor. Yani temizlemeden önce çalışıyormuş iyi kötü. Arada bir donuyormuş. Isınmadan dolayı muhtemelen eski cihaz fanı kirli olduğu için donuyordu. Buradan hava vurduktan sonra 10 dakikada bir kapanıyormuş. Neden kapanıyor? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle yakından göresiniz de bir daha çalıştıracağım arkadaşlar. Kesinlikle fanı dönmüyor. Fan aslında arızalı değil biliyorum ben. Normalde ilk çalışırken bu fan pencerelerinden hava üflemesi gerekiyor. Bataryasını sökmemize gerek yok zaten. Bataryasız bir bilgisayar. Bataryası bunun arızalandığı için üzerinde taşımıyorlar. Aslında karşılaşacağımız manzarayı ben biliyorum arkadaşlar. Şu anda bir simülasyon yapalım. Bir üfleme de biz yapalım. Bakalım buradan toz falan çıkacak mı? Buradan üfletme yaptırdığınız zaman bir miktar toz çıkacaktır burada doğal olarak. O toz sizi yanıltabilir. Tamam, toz çıktı. Bilgisayarın fanı temizlendi kafası oluşabilir sizde. Havayı vurduk. Çok az bir toz çıktı. Ama burada varsa kıl tüy, onlar kesinlikle fanın içerisine tıkadı ve fanımızı çalışmaz hale getirdi bu durum. Hemen işe başlayalım. Laptopumuzu şöyle çeviriyoruz. Bataryası varsa bataryasını kesinlikle dışarı çıkarıyoruz. Bu cihazın bataryası bitik olduğu için üzerinde taşımıyorlar. Vidalarımızı açalım. Ben az çok içerisindeki olayı tahmin ediyorum. Daha önce çok sayıda yaşadım buna benzer olay. Tüyler, kıllar üflemeden dolayı fanın içerisine girdi ve fanı bloke etti. Fan dönmüyor. Ondan dolayı bilgisayarımız kapanıyor. Kaçınılmaz son diyebilirim. Bunu kesinlikle yapmayalım. Doğru bir davranış değil. Üflemenin dışında süpürgeyle çekme de yapmayın. Onun da bir faydası olmayacaktır. Çekme yaptığınız zaman da buradaki kırlar, tüyler kesinlikle dışarı çıkmayacaktır. Sadece bir miktar toz çıkacaktır. Buradaki filtre haline gelmiş olan, keçe haline gelmiş olan o tozlar, kırlar fan penceresini tıkamaya devam edecektir. Kapağımızı açalım. Şöyle kenara koyalım. Kaçınılmaz son arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi. Bunun içerisinden çıkacakları aşağı yukarı tahmin ediyordum. Görüyorsunuz fan eline bile dönmüyor arkadaşlar. Bunun mümkün değil dönmesi. Fan penceresinin önüne biriken bu kıllar, tüyler hepsi gelmiş. Fanın içerisine yerleşmiş arkadaşlar. Bunu bu şekilde temizlemeyeceğiz tabii ki. Sökeceğiz, temizleyeceğiz. Aynı zamanda sökmüşken termal macununu falan da yenileyeceğiz arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bu şekilde bir kıllarını alalım, deneyelim. Fanımız eğer çalışıyorsa uğraşalım. Çalışmıyorsa fan sipariş edeceğiz. Çünkü bu gibi durumlarda bazen fanımız hiç dönmediği için voltaj geliyor ve fanda maalesef arızaya da yol açabiliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, zor çıkardım içerisine, halen daha var. Bu şekilde bir çalıştıralım. Muhtemelen dönecektir. Az bir kıl kaldı içerisinde. Onları da alayım. İnşallah fanımızı bozmamıştır bu durum bizim. Birazdan sökeceğiz zaten ama öncesinde bir fanımızın durumunu öğrenmek istiyorum.
İnşallah çalışıyordur. Bilgisayarınızda sorun varsa, ikide bir açılıp kapanma gibi bir durum oluyorsa hard diskinizi mutlaka cihazınızın üzerinden çıkarın. Defalarca açıp kapanmak zorunda kalıyorsa hard diskinizin içerisindeki Windows çökecektir. Büyük bir ihtimalle bunun Windows'u da çökmüştür. Çünkü çok sayıda açılma ve kapanmaya maruz kalmış bir cihaz. Şimdi şu fanın dönüp dönmediğine bir bakalım. Açayım bir. Çalıştı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Herhangi bir sorun yok fanda. Sökelim, temizleyelim, termomodüllerini da yenileyelim ve cihazımızı sahibine teslim edelim. Bu kısımlarını kesinlikle metal bir malzemeyle temizlemiyoruz. Çok kurumuşsa alkolle temizleyebilirsiniz ya da sıcak su içerisine koyup bir miktar bekledikten sonra temizleyebilirsiniz. Kesinlikle bıçakla vesaire kazmaya çalışmayalım arkadaşlar. Özellikle işlemci üzerlerini silerken gayet dikkatli olmak lazım. Bu kısımlarda kesinlikle rutubet kalmaması lazım. Ona da dikkat ediyoruz. Şöyle kuru bir peçeteyle iyice temizliyoruz. Her zamanki gibi böyle bir temizlik yaptığımız zaman RAM'lerimizi de sileceğiz. Hatta ekran kartının şu arayüz kısmını da sileceğiz. Bu silme işini yaparken dikkat etmelisiniz. Buralarda gördüğünüz gibi görünüyor mu? Görünmez ki zaten, çok küçük bunlar. Ufak SMD dirençler falan var. Bunları koparabilirsiniz. Yani RAM'i sileceğim diye RAM'i bozabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Sonra yorumlara yazarsınız. Senin yüzünden RAM'imi bozdum diye .. Benim yüzümden RAM'imizi bozmadınız. Siz acemice davrandınız, ondan bozdunuz. Bu tarz bir temizlik yaptığımız zaman böyle arayüzleri temizlemekte fayda var her zaman. Ve bu işi yaparken bu kısımlarını kesinlikle elimizi sürmüyoruz. Şöyle bir fırça kullanarak temizleyebilirsiniz. Şimdi yerlere takalım ve toparlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi toparlayabiliriz. Gayet güzel oldu. Üflemesi de çok güzel. Gelin şimdi toparlayalım ve sahibine teslim edelim. Buradan şunu çıkardık. Kesinlikle fan penceresinden üfletme de yapmıyoruz, çekme de yapmıyoruz. İkisi de sıkıntılı. Bazı durumlarda çekme yaptınız. Diyelim süpürgeyle çektiniz. Bir miktar toz çıkacaktır. Yalnız buradaki bu kırlar, tüyler burada kalacaktır. Kesinlikle dışarı çıkmayacaktır. Bunu da bilmekte fayda var. Bunun tek bir çözümü, fanı benim yaptığım gibi söküyoruz, temizliyoruz, termal macunlarını yeniliyoruz ve bilgisayarımızı çalışır duruma getiriyoruz. Üfletme hayır, çekme no. Okey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde üflemeye başladı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar elime geçtikçe çekmeye devam edeceğim. Hep söylüyorsunuz da Necdet abi bilgisayar videosu çek. İşte böyle fırsat düştükçe elimize çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Burası bir ev. Ev olduğu için dışarıdan da iş almıyorum biliyorsunuz. Ancak böyle akrabaların, komşuların, yakınların, tanıdıkların, eski müşterilerim zaman zaman telefondan ulaşıyorlar bana. Onları kıramıyorum. Bu şekilde bize de içerik çıkmış oluyor. Yalnız bunun Windows'unda da bir sorun var. Videodan sonra format atacağız gibime geliyor muhtemelen. Çünkü açılmış kapanmış, açılmış kapanmış, açılmış kapanmış, açılmış kapanmış. Bir daha açmışlar, bir daha kapanmış. Windows'u çökertmişler. Şu anda gayet güzel üflüyor. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Bereketli, sağlıklı, herkesin mutlu olduğu günlerde, her şeyden önemlisi sağlıklı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Eyvallah. Hoşça kalın arkadaşlar. İnşallah bir an önce çocuklar öğretmenlerine, okullarına kavuşur da şu hurda bilgisayarlardan öğrenciler de bizler de
kurtarmış oluruz. Bu da bir temenni olsun.